Halife Vasık ile yaşlı bir şeyhin arasında geçen konuşmayı nakledeceğim size. Bu diyalogda bizim burada bizzat derste anlatmak istediğimiz meselelerin hepsinin izahı var. Çünkü şeyh Halife Vasık'a ve onun etrafındakilere nasihatlerde bulunuyor. O nasihatler bizim için de çok değerlidir. Tabii bu kıssa Tarihul Bağdat'ta geçiyor. Yani Bağdat tarihinde geçiyor. Bununla alakalı başka rivayetler de mevcut. Kısa Vasık'ın döneminde yaşandığı için Halkul Kur'an meselesi gündemde. Ve şöyle düşünün, o dönemde bütün alimleri tek tek hapsediyorlar. İmam Ahmet bunlardan bir tanesi. Vasık da kendisinden önceki halifelerin getirdikleriyle, onların fikirleriyle devam etmek istiyor. İbni Ebi Duad'ın da zorlamalarıyla gariban, fakir, sözü dinlenen kim varsa hepsini hapsediyor. Dolayısıyla İbni Ebi Duad en son Ezene halkından yaşlı bir amcayı, yaşlı bir dedeyi hapsediyor. Bu kıssayı anlatan kişi Salih bin Ali bin Yakup el-Haşimi diyor ki, ben diyor Vasık'ın yanındaydım. İbni Ebi Duad Şam'ın Ezene halkından olan yaşlı bir şeyh getirdi. Neden getiriyor? Bu suçludur. Bu Kur'an'ın mahluk olmadığını söylüyor diyerek onu suçluyor. Şeyh Vasık'ın yanına zincirlerle sokuldu. Düşünün, eller zincirli, ayaklar prangalı. Şahıs çok güzel yüzlü, beyaz sakallı, böyle nur yüzlü bir şeyh. Tabii Vasık o şahsı görünce hoşuna gidiyor. Birdenbire merhamet edesi geliyor. Sonra onu çağırıyor ve diyor ki, seni getirmemizin sebebi İbni Ebi Duat'la tartışmandır. Onunla münazara etmendir diyor. Tabii Şeyh İbni Ebi Duad'ın bu konularda nasıl bir bidatçı olduğunu bildiği için diyor ki, ey müminlerin emiri, vallahi diyor İbni Ebi Duad tartışınca zayıf düşüyor. Yani cahildir demek istiyor. Zayıf düşüyor. Onun için yenilen taraf oluyor. Tabii bu durumu duyan Vasık hemen sinirleniyor. Ona karşı merhamet duyguları bir anda gidiyor. Şeyh'e karşı sinirleniyor ve demek ki öyle ha diyor. Demek ki İbni Ebi Duad zayıf düşüyor ha. Kaybeden taraf oluyor ha diyor. O da diyor ki, ey müminlerin emiri, sinirlenme. Sen sadece bana göster, ben onunla tartışayım diyor. Tamam, zaten seni diyor bunun için çağırdık ey şeyh. Sonra dönüyor İbni Ebi Duad'a ve bazı sorular soruyor. Ancak diyor, sorduğum sorular ve verilen cevapların yazılı olarak kaydedilmesini istiyorum diyor. Vasık da diyor ki, tamam diyor, ben senin söylediklerini kaydedeceğim diyor. Sen konuşmaya başla diyor. Şeyh diyor ki, ey Ahmet, ismi Ahmet İbni Ebi Duad, sen diyor Kur'an'ın mahluk olduğu itikadı konusunda dinin aslından olan bir gereklilik midir? Din onun senin söylediğin gibi söylemedikçe tam olmuyor mu? Yani senin söylediğin gibi söylemediğimiz zaman din tam olmuyor mu diyor. İbni Ebi Duad diyor ki, evet tam olmuyor. Yani benim söylediğim gibi söyleyeceksiniz diyor. Şeyh diyor ki, tamam. Ey Ahmet diyor, bana söyle. Allah Azze ve Celle Resulullah'ı kullarına gönderdiği, Resulullah Allah'ın ona indirdiği dinde açıklamasını emrettiği, herhangi bir emri kullarına açıklamadı, sakladı mı peki diye soruyor. İbni Ebi Duad diyor ki, hayır, saklamadı. Tamam. Diyor ki şeyh yine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları senin davet ettiğin bu inanca peki davet etti mi? İbni Ebi Duad düşünüyor, düşünüyor, verecek bir cevap bulamıyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı hiçbir öyle bir rivayet duydunuz mu? Duyamazsınız. Yani Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyeceksiniz diye bir rivayeti var mı? Yok. Buna davet etti mi? Yok. Veya birine sordu mu, Kur'an mahluk mudur değil midir gibi böyle insanlara dayattı mı? Yok. İbni Ebi Duad da düşünüyor, bir şey bulamıyor, susuyor. Yani birinci soruya cevap veremiyor. Şeyh de diyor ki, konuş ey Ahmet, konuş. Bakıyor ki konuşmuyor. Cevap verecek bir şey bulamıyor. Bak diyor, bu bir oldu. Diyor ki, tamam diyor şeyh. Bu bir oldu diyor Vasık. Sonra şeyh diyor ki, ey Ahmet, ikinci sorum da şudur. Söyle bana, Allah Azze ve Celle dedi ki, bugün dininizi size kemale erdirdim dedi. Peki Allah Azze ve Celle mi dinini tamamladığı noktasında doğru söylüyor? Yoksa sen mi onun dininin senin söylediğin bu sözü söyleyinceye kadar eksik olduğu noktasında doğru söylüyorsun? Yani Allah Azze ve Celle dininin kemale erdiğini söylüyor, tam olduğunu söylüyor. Sen ise diyorsun ki, siz bu kelimeyi söyleyinceye kadar Müslüman olmazsınız diyorsunuz. Sen mi doğru söylüyorsun,
Yoksa Allah Azze ve Celle mi doğru söylüyor? Tabii İbni Ebi Duat yine susuyor. Cevap veremiyor. Ki buna cevap veremez. Şeyh diyor ki cevap ver ey Ahmet, cevap ver. Yine cevap veremiyor. Diyor ki ey müminlerin emiri, bu da iki oldu diyor. Sonra dönüyor şeyh. Ey Ahmet söyle bana diyor. Senin söylediğin bu sözü Resulullah biliyor muydu? Bilmiyor muydu? İbni Ebi Duat diyor ki tabii ki biliyordu diyor. Peki insanları ona davet etti mi? İbni Ebi Duat yine düşünüyor, taşınıyor, susuyor, cevap veremiyor. Ve diyor ki ey müminlerin emiri bu da üç oldu. Tabii Vasık da diyor ki evet şeyh bu üçtür. Şeyh bu sefer diyor ki ey Ahmet senin iddia ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu biliyordu. Çünkü öyle dedin. Fakat onu açıklamaktan geri durdu ve ümmetine bunu emretmedi diyorsun. İbni Ebu Duat diyor ki evet öyle diyorum. Yani biliyordu ama ümmetine bunu emretmedi. Şeyh diyor ki peki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum bu sözü biliyordu fakat onu açıklamaktan geri durdular. Ve kimseye bunu emretmediler mi diyorsun ey İbni Ebi Duat? Tabii İbni Ebi Duat diyor ki evet. Çünkü bu sözden sonra artık söyleyecek bir şey yok. Şeyh ondan yüzünü çeviriyor halifeye doğru. Diyor ki ey müminlerin emiri daha önceden dediğim gibi İbni Ebi Duat tartışınca zayıf düşüyor. Yenilen taraf oluyor demiştim ben sana. Bunun iddia ettiği gibi biz bu sözü biliyoruz fakat onu açıklamaktan geri duramıyoruz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bu sözü biliyorlardı ve bu sözü söylemekten geri durabiliyorlardı. Eğer biliyorlarsa geri duruyorlardı senin anladığına göre. Ve arkasından şu duayı ediyor. Allah Azze ve Celle onu söylemeyenlere muhalefet edene onu söyletmesin. Yani nasıl ki sahabe söylemedi, nasıl ki Allah Resulü söylemedi, söylemeyenlere muhalefet edenlere de söyletmesin. Yani sana da söyletmesin. Onlar konuşmuş olsalardı sen de konuşmuş ol. Onlar söylemediyse Allah sana da söyletmesin.